Önce bir nabız alalım. He? Herkes iyi mi? Sabahkinden daha iyi misiniz? Yoksa Allah nereden geldik mi mutluluk zirvesine? Biz iyiymişiz mi modundasınız? He? İyi mi herkes? Işıktan pek görünmüyor. Ben sabahtan beri o tanrıların sakladığı mutluluğu arıyormuşuz. Ve sanki biz aradıkça daha da derinlere etmişiz gibi hissediyorum. Bilmiyorum, biraz bildiklerimi de unuttum sanki. Anlatacağım pek çok şey öylesine anlatıldı ki şimdi neresinden tırpanlayıp hem eğlenceli hem hala entelektüel görünen ve benden önceki hocaların söylediğinin üstüne bir şey söyleyebilir halde çıkacağım karşınıza, biraz meraktayım açıkçası. Şimdi benim başlığım mutluluk öğrenilebilir. Kurumsal dünyayı bırakıp bir koç olarak hayatıma devam ettiğimden beri iddia ediyorum ve bu iddiamı hem kitaplarımda, hem videolarda, hem her yerde, her yakaladığım insana söylüyorum. Mutluluk öğrenilebilir. Sizin hikayeye benziyor, bunu ben icat ettim sanıyordum. Araştırmaya başlayınca gördüm ki benden önce bilim insanları bunun öğrenilebilirliğini ispatlamışlar efendim. Dolayısıyla tartışmaya açık bir konu değil. Ama nasıl ispatlamışlar? Şöyle, Minnesota Üniversitesi tek yumurta öküzleri üzerinde bir araştırma yapıyor. Bu araştırmaya göre farklı anne babalar tarafından büyütülen, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde büyütülen çocukların hayatı gözleniyor ve bunların hayatının geldiği evreler ve yaşamda başlarına gelenler ve onların verdikleri tepkiler inceleniyor. Buna göre mutluluk seviyemizin sizce yüzde kaçı başımıza gelenlerle ilgili? Bir tahmin alalım. 20? Yüzde kaçı başımıza gelenler? Başımıza gelenler derken bütün travmaları kastediyorum. İflaslar, ölümler, işte o hani terk edilmeler sadece %10. Sadece %10 başımıza gelenler tarafından belirleniyor. %50'si genetik. Yani DNA'mızda, kodumuzda mutluluk seviyemizin %50'siyle doğuyoruz. Bir bagajla doğuyoruz. Peki ya kalan %40? %40 kendimizi yaşam için ve nereden nereye taşıdığımızla ve o başımıza gelen %10'a ne tepki verdiğimizle belirleniyor. %40 çok büyük bir rakam değil mi? %40 indirim var mesajı gelse bir yerlerden koşarak gidiyor oluruz. Şu an olduğumuzdan %40 daha mutlu olabileceksek mutluluk öğrenmeye değer. Peki sabahtan beri konuşuyoruz. Aslında genel geçer bir tanım üzerinde uzlaşamadık gibi görünüyor. Değil mi? Hepimiz kendi disiplinimizden ve kendi durduğumuz yerden mutluluğun tanımını yapıyoruz ve mutluluğa farklı yerlerden bakıyoruz. Ben şimdi biraz bugün hem saatlerce yaptığım koçluğun deneyimiyle hem de biraz sırtımı Gestalt felsefesine ve pozitif psikolojiye dayandırarak aslında mutsuzluktan başlayarak mutluluğa nasıl gideceğiz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bütün hikaye aslında insanın mutluluk arayışı neyle başlıyor? Bir mutsuzlukla başlıyor değil mi? Bir dertle başlıyor. İnsan doğduğu andan itibaren önce ben ve ben olmayan ayrımında o ben olmayan şey her neyse onunla bir çatışmayla başlıyor hayata. Yaşamımızın ilk 18 ayında o ben ve ben olmayan çatışması benim parmağım ve annemin memesi. Birine emiyorum süt geliyor, birine emiyorum hiçbir şey gelmiyor. Oysa bu beden bilinciyle, bedenle başlayan çatışma, ardından duygusal çatışmalar. İşte ben düşüyorum, ağlıyorum, anneme ağlanacak bir şey olmadığını söylüyor. Ardından zihinsel bir ayrılıkla. Hani ben pilavımı yemek istiyorum, annem etini yediyor. Ben tabletimi oynamak istiyorum, o uyumam gerektiğini söylüyor. Ve daha sonra da benim takdir edilen düşüncelerim ama bir de toplumun dayatmaları çatışmasıyla, ben ve ben olmayan çatışmasıyla başlıyor. İşte oralarda bir yerlerde mutsuzluk doğuyor. İnsanları dinledikçe görüyorum ki aslında farklı senaryolarda, farklı insanlar, farklı isimler altında insana dair hikayelerin ana başlıkları iki elin parmağını geçmez. Aşk, para, sağlık, kariyer, değil mi? Fiziksel çevre, aile. Başka var mı insana dair bildiğimiz herhangi bir sorun?
Bütün yaşadığımız çatışmalar ve mutsuzluk senaryoları bu ana başlıklar altında geliyor. Ve bütün bunlarla çatışırken mutsuz oluyor ve mutluluğu arıyor oluyoruz. Hepimiz durduğumuz yerden, tekrar eden döngülerden mutlu olmak istiyoruz. Mutluluğu arıyoruz ama içinde bulunduğumuz mutsuzluğu tanımlamak, önce o gelen mesajı anlamak pek de aklımıza gelmiyor. Şimdi bu adımları ve mutluluk yolculuğunu anlatırken bugün bana o kadar çok malzeme çıktı ki Ali Bey'in sunumu zaten başlı başına bir hikaye. Hani üç eş ve en sonunda sorun bende demiş ya. Keşke üç kere farklı insanla aynı senaryoyu yaşamak adına evlenmemiz gerekmese, değil mi? Mutsuzluğun ilk mesajları orada. Dolayısıyla mutluluk, hani o %40'lık kısma nasıl gideceğiz? Biraz bütün gün bu toparladıklarımızla, bütün gün cebimize koyduklarımızla böyle küçücük bir reçete yazalım ve kendimize bir yol haritası çıkartalım istiyorum. Bugün pek çok kavramdan bahsettik. Ben daha çok hiç bahsetmediklerimizin biraz altını çizmek istiyorum. Mutluluk öğrenilebilir ve bunun ilk adımı mutsuzluğumuzu tanımlamaktan geçer diyorum. Önce bu yaşamdaki temel başlıklardan hangisinde takılı kalmış durumdayız? Hangisi çok ayağımıza dolanıyor? Hangisinde en çok tekrar eden negatif duygu ve düşünceler var? Onu bulmakla başlıyor hikaye. Peki onu bulduk, sonra ne yapacağız? Sonra değişime niyet etmek gerekiyor. Niyet enerjisine çok inanıyorum ama bizim çokça kullandığımız anlamda hani böyle isteyelim olsun, hayal edelim gelsin gibi değil. Niyet etmek çok önemli bir şey içeriyor. Niyet etmek yaşamla alışverişimizi, kontratımızı yenilemek anlamına geliyor. Çünkü bir şeye niyet ettiğimizde o niyetin beraberinde getireceği şeye rıza göstermemiz gerekiyor. Niyet, rıza, irade ve umut hiçbir zaman tek başına gezmiyor. Bir şeye niyet ettiğimizde onun karşılığında yapmamız gereken seçimin getirdiklerine rıza göstermemiz, bu gösterdiğimiz rızanın peşine bir irade koymamız ve bu iradeyi sürdürmek için umuda sahip olmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Kilo vermek istiyorsam ya da sağlıklı olmak istiyorsam, niyetim buysa, öncelikle aç kalmaya ve sevdiğim haz verici yiyeceklerden uzak durmaya niyet etmem. O niyetin ardına sağlam bir rıza koymam. Aç kalmaya razı olmam, değil mi? Bu razı olduğum şeyi sürdürebilmek için pek çok şeye hayır diyebilmem, yani irade gösterebilmem ve günün sonunda sonuç alacağıma inanıyor olmam, yani umut etmem gerekiyor. Dolayısıyla mutluluğu öğrenmenin ilk adımı mutsuzluğu tanımlamak, sonra da gitmek istediğim yere yönelmek ve niyet etmekten geçiyor. Peşine bugün çokça konuştuk, aslında pek çok farklı örnekle söyledik. Sadeleşmek, bir sürü şeyi bırakmak, hayır diyebilmek, o ben ve ben olmayan arasındaki sınırları doğru çizebilmek, o sınırlar içinde dengede kalabilmek, değil mi? Nerede ben, nerede bir başkası, nerede hayır diyeceğim, nerede buluşacağım, nerede Türker Hoca'nın dediği gibi nerede paylaşacağım, nerede alacağım, nerede vereceğim, nerede yalnızlığı seçeceğim, nerede paylaşımı seçeceğim. Bütün bunlar içinde dengede kalabilmek gerekiyor. Ama bütün bunları yapabilmek için bugün bütün bu mutluluk konuşmaları altında benim çok az duyduğum bir şeyi öğrenmek gerekiyor. O da iyimserlik, olumluluk. Olumluluğu bilmeden bütün bu söylediğim yolculuğu tamamlamak maalesef çok mümkün olmuyor. Beni çok iyimser bilirler, ben çok iyimser biriyim diyen kimler var? Diğerleri karamsar mı? Süper, güzel, eller kalktı. Neyi farklı yapıyor iyimserler? İyimser insanlar diğerlerine göre neyi farklı yapıyorlar? Ben şunu farklı yapıyorum diyen? Ne oluyor? Sevmeyi biliyorlar. İyimserler daha mı iyi seviyor? Evet. İyi yanlarını görüyorlar. İyi yanlarını görüyorlar. İyimserlik deyince aklınıza ilk ne geliyor? Pollyanna geliyor. Evet, böyle bir defektimiz var maalesef. Peki Pollyanna neyi yanlış yapıyor? Ya da bizim toplumumuzda Pollyanna'ya nasıl bakıyoruz? Ha?
bu kadar saf olursan kandırılırsın diyoruz değil mi? Peki bilimin iyimserlik tanımı ne? Bilimin iyimserlik tanımı, hani Pollyanna'ya atfettiğimiz o saflığı ya da hayatta her şeyin iyi olacağı yaklaşımını içermiyor. Bilimin iyimserlik tanımı, hayatta iyi şeyler kadar negatif şeylerin de olacağını, bunu baştan ve peşinen kabul edip, bütün bunlarla baş edebilecek kaslarımızı ve içsel gücümüzü kazanmayı tanımlıyor. Bizim anladığımızın biraz dışında değil mi? Ve diyor ki, kendi kendinize sorarak iyimser ya da karamsar olduğunuzu test edebilirsiniz. Çok basit 3 tane soru var. İyimser insanlar karamsarlara göre 3 şeyi farklı yapıyorlar. 3 farklı şekilde düşünüyorlar. 1. Başlarına bir olay geldiğinde bunun geçici mi, kalıcı mı olduğunu soruyor. Hayatta kalıcı bir şey var mı? Hiç yok değil mi? Hayatın kendisi bile kalıcı değilken herhangi bir şey kalıcı olabilir mi? Mümkün değil. 2. soru, bunu ilk ve tek olarak onların başına geldiğini soruyorlar. Bunu ilk kez ben mi yaşıyorum? Ve sadece ben mi yaşıyorum? İlk atlatılan, ilk boşanan, ilk iflas eden, ilk bir yakınını kaybeden ben miyim? Bu mümkün mü? İmkansız. Ve 3.'sü, benim mutluluk öğrenirken kurumsal dünyadan getirdiğim refleksle en zorlandığım ve hala zaman zaman denediğim şey, nereye kadar değiştirebilirim? Neyi değiştirebilirim? Bu başıma gelen şey karşısında neler benim kontrolümde? Neler kontrolümde değil? Eğer kontrolümde değilse zaten endişelenecek bir şey yok. Zaten yapacak bir şey yok. Yok eğer kontrolümdeyse yine endişelenecek bir şey yok. Çünkü zaten dümende ben varım. Dolayısıyla olumlu insanlar bir, her şeyin gelip geçici olduğuna inanıyorlar. 2, her şeyin herkes için olduğuna inanıyorlar. 3, sadece ve sadece sorumluluk ve yeteneklerinin içinde kalanlara odaklanıyorlar. Bu üçünü yapmadan, bu zihniyete geçmeden mutluluğu öğrenmenin diğer adımlarına geçmek çok mümkün değil. Çünkü ancak bu üçüne inandığımızda o başta bahsettiğim umudu korumak ve iradeyi gösterebilmek mümkün. Ancak bunları yaptığımızda, sınırları koruduğumuzda ve o ben ve ben olmayan çatışmasının içinde yerimizi belli ettiğimizde mutluluğa bir adım atabiliyoruz. Peki o hani adım atacağımız mutluluk ne menen bir şey? Değil mi? Bütün bunlar olacak da gerçekten kalıcı ve sonsuz mutluluğa ulaşmak mümkün olacak mı? Sabahtan beri dedim ya bir sürü mutluluk tanımı yaptık. Hatta Kerem Bey farklı açılardan ve hormonlara eşleşmiş bir mutluluk tanımı yaptı. Burada bahsettiğim mutluluk ne gerçekten bedenden kaynaklı, yani anlık dışarıdan bir uyarana bağlı mutluluk, hormonlara bağlı, ne birinin bir şey yapmasına bağlı mutluluk. Burada öğreneceğimiz o %40'lık dilim var ya, hani öğrenilebilir dediğimiz kısım, Aristo'nun deyimiyle ödomanik mutluluk, yani eyleme bağlı mutluluk, yani seçimlerime bağlı mutluluk. Kimsenin benden alamayacağı, kimseye bağlı olmayan, zamma, sevgilimin çiçek almasına, kocamın ya da karımın bana iyi davranmasına, trafiğin açık olup olmamasına bağlı olmayan, benle yaşayan, öğrenirsem, biraz önce konuşmacılardan birinin dediği gibi yas tutarken bile içimde hissedeceğim yaşamı karşılama şekli anlamındaki mutluluk. Yani bilincin basamaklarında yukarı doğru çıktığım ve yaşamın içinde bütün negatifliği de kapsadığım, olana biraz yukarıdan, biraz dışarıdan bakarak tek başıma olmadığımı bildiğim ve yaşamın bütün senaryosu içinde sadece hayatımın o döneminde yaşadığımı bildiğim bir parça. Böyle bakıldığında ve o %40'lık dilimi öğrendiğimde, bu şu demek değil tabii ki. Bir daha başıma hiç kötü bir şey gelmeyecek ve başıma ne gelirse gelsin çok kolay atlatacağım demek değil. Değil mi?
Ama bu ne demek? Bu duygusal olarak hacı yatmaz olacağım demek. Herkes çok daha uzun süre yas tutuyorken ben biraz daha çabuk toparlanacağım demek. Bu şu demek, Ali Bey'in hikayesindeki gibi bir gün bir şeye bağımlı olsam bile belki oradan bir hayırla kalkacağım demek. Başıma gelenlerden bir şey öğreneceğim ve benimle aynı şeyleri yaşayan insanların daha kolay atlatması için bir öğreti sunabileceğim demek. Bunu öğrendiğimde sadece kendime odaklı ve sadece ben bilincinde yaşamayacağım. Bize, hepimize de faydalı olabileceğim demek. Bu anlamda mutluluğun öğrenilebilirliğini sadece iddia etmiyorum. Hepimizin belli bir seviyede, belli bir entelektüel düzeyde, belli yerlerde insanlar olarak öğrenmekle mükellef olduğunu da iddia ediyorum. Madem ki bugün buradayız ve bunu konuşuyoruz, değil mi? Mutluluk konuşmak ve mutluluk arayışı şu demek, karnım tok, fiziksel ihtiyaçlarımı giderdim. Yaşam sınavında, hayatta kalıp kalmama mücadelesinde değilim. Fiziksel ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra artık duygusal ve ruhsal ihtiyaçlar aşamasına geldim demek. Buradaysam başkalarının ihtiyaçları konusunda da sorumluluk almam gerek demek. Bu haliyle mutluluk, genel geçer bir tanımla, kendi ihtiyaçlarımı işlevsel ve seçimli olarak giderirken, ben ve ben olmayan arasındaki çatışmayı minimuma indirmek, seçmediğim şeylerle ilgili çatışma yaşamamak ve eylemlerimi ben odağından hepimiz odağına almak demek. Çok mu soyut bilmiyorum ama oturdu mu? Dolayısıyla sabahtan beri mutluluğu bilinç boyutu olarak konuştuk, eylemlerimiz olarak konuştuk, tabakta konuştuk, değil mi? Yaşadıklarımız olarak konuştuk, yaratımımız, yaratıcılık olarak konuştuk. Ama bütüne baktığımızda ve çok daha basit günlük hayatlarımıza indirgediğimizde mutluluk başımıza her ne gelirse gelsin ve her ne gelecek olursa olsun, evdeki hesap çarşıya uymadığında, ki çokça öyle oluyor, değil mi hayat? Gene de yıkılmamak, gene de sabah yataktan kalkacak bir amaç, bir anlam bulabilmek, üretmekten bahsetmiyorum, bulabilmek, bütün bu olan biteni bir üst perdede ve üst bakış açısıyla açıklayabilecek bir anlam kazanmış olmak demek. Yaşamda anlam bulmak deyince genelde hep ürettiklerimiz üzerinden bir anlam bulmaktan bahsediyoruz ama yaşamdaki anlamın da katmanları var. Bir ürettiklerimizle anlam katıyor ve anlam buluyoruz. Bir de bizim dışımızda olup biten bütün hikayeye bir sebep bulmamız gerekiyor, değil mi? Başka türlü çocuk cinayetlerine katliamları açıklamak mümkün değil. İşte o da varoluşun son boyutu. Yani madde dünyasının ötesinde olan bitene bir açıklamak gereğini doğuruyor. Bütün bunları yaptığımızda iddia ediyorum, o %40'lık öğrenilebilir kısım, %50'lik miras olarak getirdiğimiz kısmı da etkiliyor. Çünkü buraya geldiğinde asla dediğimiz, bana olsa yaşayamam dediğimiz, onsuz yaşayamam dediğimiz her ne olursa hala yaşıyor oluyoruz. Sadece yaşamıyor, yaşayanlara da ilham veriyor oluyoruz. Umarım cebinizde daha çok mutluluk ve daha çok mutlu olmaya dair motivasyonla ayrılırsınız. Harika bir gün geçirin. Teşekkür ederim.